sistemi merhum Mustafa Kemal'e tanıdık getirdi. Ve o günün şartlarında köylü vatandaşımız hiçbir şeye muhtaç olmadı. Tabii Atatürk'ün dahi görüşleri sadece savaş sahnesinde değil. Mesela ticarette, siyasette, yani böyle bir insan hakikaten dünyaya gelmedi. Ben iyi bir ilahiyatçıyım. Ben Mendil üzerinde eserim var. Şu anda gidip Diyanet'e, bak çok samimi konuşuyorum, benim ilmimin sadakası etmedi. Hiçbir şey bilmiyorlar. Şu adamların oldu Türkiye'de, bakın Türkiye sanki işgal edilmiş. Öyle değil mi? O noktaya gidiyor. Yazık günah değil mi? Bu vatan bizim. Burada hep beraber yaşıyoruz. Yiyeceğiz, içeceğiz, sermaye sahibi olacağız. Çoluk çocuğumuz burada yetişecek. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite okuyacak. Hepsi meslek sahibi olacak. Buna mecburuz. Ha yapmadık, dünya standartlarının çok arkasında kalırız. Dünya bizi terk eder. Farkında olmayız. Buna razı olabilir miyiz? Hayır. Mümkün değil. Ben şahsen neslimi bu davranışa esir etmem. Ne yaparım? Mücadelemi yaparım. Bu ülke, bu vatan bizim. Onu belli bir noktaya gelmeye, getirmeye çalışırım. Nedir? Ne olursa olsun. Mesele yola çıkmaktır arkadaşlar. Yolu bitirmek zor değil. Ne kadar zor şartlar da olursa olsun, bu yol biter. Bunda endişeniz olmasın. Sonra arkadaşlar, siz burada kaldığınız için zannediyorsunuz bizim köyümüzden hiçbir şey olmaz. Ya bura cennet gibi bir vatan. Toprağı çok derin, arazi düz, geliş. Ne isterse yetiştiriyoruz. Bunu nerede? Gel bizim mesela Akçaabat'ta dağlardan çıkıyoruz, tırmanıyoruz. Bir tarlamız varsa oraya gitmek için anamız dilimizi alıyor. Anlatabildim mi? Yani bunu mübalağa etmiyorum. Arkadaşlar, bakın ben buraya bu yatırımı niye yaptım? Buranın ihtiyacı var, buranın insanı buna layık. Buradan layık hangi bölgenin insanı var? Buna inanacağız. Ve insanlar arasındaki beraberliği, birliği geliştireceğiz. Türkiye'nin bugün arkadaşlar en fazla muhtaç olduğu konu birlikten, beraberlikten, dirlikten yana olmaktır. Buna çok muhtaçız. Ne demek yahu? Bizim doğumuzdaki, batımızdaki, güneyimizdeki insanlarımız birbirinden kopmuş. Birbirinin yakasına sarılıyor. Hesap soruyor. Bu bize layık bir durum değil. Biz bunu yapamayız. Madem bu vatan bizim, bunun üzerinde yaşayan arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz kardeş olmaya mecburdur. Bakın sevgili arkadaşlar, mesela Türkiye'de ben de öğrencilik yıllarında bu dernekçilikten, cemiyetçilikten, bu hareketli yollardan geldim. Kür, öyle olan. İyisine öldü mü tamam iyiydi. Ya sen ne diyorsun? Yatılımda okuyoruz şimdi. Bir arkadaşımız var, Zaza. Ya böyle diyorlar. Niye konuşuyor? Böyle söylüyorlar. Ya diyor, vuracağım birisini diyor. Ben diyor, hoca olacaktım, olmayacağım hocam. Niye dedim? E baksana diyor. E Kürt, öyle olan lazım. Birisi lazım değil. Sevgili arkadaşlar, bunlar cahil cühelanın sözleridir. Böyle milliyetçilik olmaz. Milliyetçilik bu vatanın taşına, toprağına, çakılına, insanına, hayvanına sahip çıkmaktır. Sevgili arkadaşlar, deniz gezmiş hepiniz duydunuz. Ben onun döneminde, yani o dönemlerde gençlik hareketlerinin içinde olan biriyim. Bizim gençlik hareketimiz sağdı.
Ama İstanbul'dayım. İstanbul'da deniz gelmiş, onlar gelmiş, altıncı filo Tophane'ye gelmiş, deniz gezmiş, arkadaşları da bir ekip hazırlamışlar, Nişantaşı'ndan oraya yürüyecekler. Vay dinsiz lan, komünist mi? Gittik yolu kestik. Adamlar hiç bize dokunmadan, Allah rahmetlendi bu ailesine, kenardan bir yol buldu gittiler. Sonra ben düşündüm, Allah ya bu adamlara niye karşı çıktım? Amerika'ya dinsiz diyor, dili mi var? İmansız diyor, imanı mı var? Bunlar bizim vatanımızı elimizden almak istiyor. Bunlar karşı çıkıyor. Beraber olmamız gerekirken adamlara bak yaptığımıza. Ben çok pişman oldum. Sağcı olan bizden oradan Sarayburnu'na indik yani. Bir de baktım ki bizim arkadaşlar bazıları dönmüş Tophane'de Amerikan donanmasına namaz kılıyor. Bunu şahidi verin. Vay bunlar. Böyle dinsizlik olur mu? Neymiş? Hakkı ne hakkı ya? Sen buz gibi gavur oldun. Amerikalı kimdir? Nedir? Aleyhinde filan konuşmuyor. Ben soru soruyorum. Nedir? Bunu söyleyeyim bana. Bizim vatanımıza rahmetli Menderes zamanında yardım ettiler. Yardım adı altında Türkiye işgal edildi. Ben Trabzon'dayım. Boztepe'de bir sürü Amerikan askeri var. O dönem orduda Amerikan askeri var. Ki bizim daha gençliğe yeni adım atacağımız dönemler onlar. Sevgili arkadaşlar, bu konuyu uzatmaya gerek yok. Evet, deniz gezmiş herkes dinsiz kafir. Biz de dinsiz kafir dedik. Moda bu ya. Dinsiz deme. Modasını ya. Neyse. Takip ediyorum onları ama acıyorum da. Ben zannediyorum ki adamlar mahkum edilmiş. İdama gidiyorlar. Hüseyin İnan diye işlerinden bir delikanlı var. Arkadaşlar, Allah mekanını cennet etsin. Amin. Olaya bak. Soruyorlar ona idama giderken. Hüseyin ne diyorsun? Bak önüne gidiyorsun. Korkuyor musun? Onu biz diyor Kerbela'da da. Jetonlar düştü ama öyle bir yola girdik ki bir kenarında da bu yoldan çıkmak arkadaşım var, dostum var, hepsi orada. Bir de bir tarafta da utanıyoruz. Yani yaşadık biz onları. Ve Hüseyin Aslan Allah mekanını cennet etsin bana göre şehit olmuş. Niye? Müdafasını okudum. Ben iyi bir Müslüman. Benim bir vakit kaza namazım yoktu. Hepsini dört dörtlük yaparım. Beni tanıyanlar da vardı. Ama böyle bir hayat onun gibi yaşayamadım. Allah rahmetini bol eylesin. Amin. Ve bu insanlarla bizi düşman etti. Arkadaşlar benim vicdanım bunu kabul etti. Yanlış anlamayın. Siyaset olsun, politika olsun diye de konuşmuyorum. Bak ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Gidip de mahallemden ben bir tane bugüne kadar oy istemedim. Anlatabildim mi? Vicdanım kabul etti. Etmedi ne yapalım? Sonra ben illa vekil olacağım, vakıf olacağım. Benim böyle de bir derdim yok. Üzerime düştüler. Dedik bunları da kırmayalım. Siyasete gidelim. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bu ülkede ne olursa olsun kardeş gibi olmaya mecburuz. Buna mecburuz. Bu vatan bizim olduğu için huzurunu da kurmaya mecbur. Allah muhafaza etsin. Benim dedelerim muhacir çıktı. Babam muhacir çıktı. Nasıl? 1900 işte 10'lu yıllarda Ruslar işgal etti.
bütün Karadeniz bölgesini işgal ediyor. İşgal edilen yerlerden biri de bizim oturduğumuz bölge. Yola çıktılar. Ne ekmek var, ne su var, ne efendim bir elbise var. Hiçbir şey yok. Bomboş vaziyette günlerce gittiler. Nihayet Samsun'a var. Samsun'da, Bafra'da, Tren'de hala bizim sülalenin insanları var. Birçoğu da öldü kaldı. Allah rahmet vermek olur. Babam rahmetle anlatırdı. Oğlum dedi, Allah'a şükredin. Şimdi oturuyoruz.